أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Şüphe yok ki Allah hem sizin hem de benim Rabbimdir. Öyleyse yalnız O'na ibadet edin. İşte doğru yol budur. Muhammed sadece Resul'dür, elçidir. Nitekim ondan önce de nice Resuller gelip geçmiştir. Şayet o ölür veya öldürülürse, siz hemen gerisin geriye dinden mi döneceksiniz? Kim geri döner, dinden çıkarsa, bilsin ki Allah'a asla zarar veremez. Ama Allah, hidayetin kadrini bilip şükredenleri bol bol mükafatlandıracaktır. Hayır, hayır. Senin Rabbin hakkı için onlar aralarında ihtilaf ettikleri meselelerde seni hakem kılıp, sonra da verdiğin hükümden ötürü içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın sana tam bir teslimiyetle bağlanmadıkça iman etmiş olmazlar. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Yok, ben gaybı bilirim. Yok, ben meleğim de demiyorum. Bana ne vahyediliyorsa, ben ancak ona tabi olurum. De ki, kör görenle bir olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz? Onlar ki, yanlarındaki Tevrat ve İncil'de vasıfları yazılı, o ümmi peygambere tabi olurlar. O peygamber ki, kendilerine meşru şeyleri emreder, kötülükleri yasaklar. Kendilerine güzel ve hoş şeyleri mübah, murdar şeyleri ise haram kılar. Üzerlerindeki ağırlıkları, sırtlarındaki zincirleri kaldırıp atar. Ona iman eden, onu destekleyen, ona yardımcı olan ve onunla beraber indirilen nura tabi olanlar var ya, İşte felaha erenler onlardır. De ki, ey insanlar! Ben sizin hepinize Allah tarafından gönderilen peygamberim. O ki, göklerin ve yerin hakimiyeti ona aittir. Ondan başka ilah yoktur. Hayatı veren de, ölümü yaratan da odur. Öyleyse siz de Allah'a ve onun bütün kelimelerine iman eden, o ümmi nebiye, o resule inanın. Ona tabi olun ki, doğru yolu bulasınız. Bunlar hiç düşünmediler mi ki, kendilerine tebliğde bulunan arkadaşları Muhammed'de, delilikten hiçbir eser yoktur. O sadece, ilerideki tehlikelerden kurtarmak için görevli bir uyarıcıdır. De ki, ben kendim için bile, Allah dilemedikçe, hiçbir şeye kadir değilim. Ne fayda sağlayabilirim, ne de gelecek bir zararı uzaklaştırabilirim. Şayet gaybı bilseydim, elbette çok mal mülk elde ederdim. Bana hiç fenalıkta dokunmazdı. Ama ben, iman edecek kimseler için, sadece bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim. Kâfir olarak ölüp, cehennemlik oldukları kendilerine belli olduktan sonra, akraba bile olsalar, müşriklerin affedilmelerini istemek, peygamberin de, müminlerin de yapacağı bir iş değildir. Böyleyken, ayetlerimiz kendilerine açık deliller halinde okunduğunda, ahirette huzurumuza varacaklarını ummayanlar, bize bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir derler. De ki, onu kendiliğimden değiştirmem asla olacak bir şey değil. Çünkü ben sadece bana vahyedilene tabi olurum. Ve eğer sizin arzunuza uyar da Rabbime isyan edersem, o müthiş günün azabından korkarım. Gerçek müminler ancak öyle kimselerdir ki, Allah'a ve Resulüne bütün kalpleriyle iman etmiş olup, bütün toplumu ilgilendiren meseleleri görüşmek üzere, onun yanında bulundukları vakit,
Ondan izin almadıkça ayrılıp gitmezler. Senden izin isteyenler hakikaten Allah'a ve Resulüne gerçekten iman edenlerdir. Öyleyse bazı işler için senden izin istedikleri zaman sen de onlardan dilediğin kimselere izin ver ve onlar için Allah'tan af dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Resulullah'ın sizi çağırmasını, sizin birbirinizi davet etmenizle bir tutmayın. Allah elbette sizden birbirini siper edinerek sıvışıp gidenleri bilir. Öyleyse peygamberin emrine aykırı hareket edenler, başlarına dünyada bir bela gelmesinden yahut ahirette gayet acı bir azap gelmesinden korkup çekinsinler. Hani hem Allah'ın nimet ve ihsanına hem de senin iyiliğine nail olmuş olup da hanımını boşamaya karar vermiş olarak sana danışmaya gelmiş olan kişiye sen eşini yanında tut, Allah'tan kork demiştin. Allah'ın açığa çıkaracağı bir durumu içinde saklamıştın. Çünkü insanlardan çekinmiştin. Halbuki asıl Allah'tan çekinmen gerekirdi. Neticede Zeyd eşini boşayıp onunla ilişkisini kestikten sonra biz onu sana nikahladık ki bundan böyle evlatlıkları, eşleriyle ilişkilerini kestikleri, onları boşadıkları zaman o kadınlarla evlenmek hususunda müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri her zaman gerçekleşir. Muhammed, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Lakin Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Ey peygamber! Biz şu gruplara dahil kadınları sana helal kıldık. Mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana harp esiri olarak verdiği cariyeleri, seninle beraber hicret eden amcan kızlarını, halan kızlarını, dayın ve teyzen kızlarını, bir de mehir istemeksizin kendisini peygambere hibe eden ve peygamberin de kendisini nikahlamak istediği mümin kadını, diğer müminlere değil, sadece sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Bizim müminlerin eşleri ve ellerinin altındaki cariyeler hakkında gerekli kıldığımız mehir gibi hususlar zaten malumumuz olup onları bildirmiştik. Hibe yoluyla mehirsiz evlenmeyi sana mahsus kılmamız nikah konusunda senin için bir güçlük olmaması içindir. Allah gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Ey peygamber! Eşlerinden dilediğini bir süre ihmal edip, dilediğini de yanına alabilirsin. Kendisinden bir süre uzak durduğun eşlerinden birini, tekrar yanına almanda sana bir vebal yoktur. Bu hal, onların sevinmeleri, mahzun olmamaları, yaptığın muameleden hepsinin hoşnut olmaları yönünden daha münasiptir. Allah, kalplerinizde olan her şeyi bilir. Allah alimdir, halimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, müsamahası boldur. Bundan böyle artık başka kadınlarla nikahlanman, bunları başka hanımlarla değiştirmen, kendilerini güzel bulup beğensen bile sana helal değildir. Ancak elinin altındaki cariyeler bunun dışındadır. Allah her şeyi gözetlemektedir. Ey iman edenler! Yemeğe izin verilmeksizin, vaktine de bakmaksızın, peygamberin evine girmeyiniz. Fakat davet edildiğinizde girin. Yemeği yiyince hemen dağılın. Yemekten sonra sohbete dalmayın. Çünkü bu hareketiniz, peygamberi rahatsız ediyor. Lakin utandığından size karşı bir şey söylemiyordu. Oysa Allah gerçeği açıklamaktan çekinmez. Eğer müminlerin annelerinden bir şey soracak
veya isteyecek olursanız, onu perde arkasından isteyiniz. Böyle yapmanız, hem sizin hem de onların kalpleri yönünden daha nezihtir. Sizin, Allah'ın Resulünü rahatsız etmeniz ve kendisinin vefatından sonra onun eşlerini nikahlamanız asla helal değildir. Çünkü bu, Allah katında büyük bir günahtır. İman edip, güzel ve makbul işler yapanlar ve Rableri tarafından gerçeğin ta kendisi olarak Muhammed'e indirilen vahye iman edenlerin ise, günahlarını örtüp, hallerini düzeltir. Ey Resulüm! Sen, irşat ve nasihatına devam et. Sen, Rabbinin ihsanı sayesinde, kâfirlerin iddia ettikleri gibi, kâhin de değilsin, deli de değilsin. Onu kendisine pek güçlü ve kuvvetli, o üstün akıl ve kemal sahibi olan melek Cebrail öğretti. Melek kendi asli suretine girip doğruldu. İşte o zaman kendisi en yüce ufuktaydı. Sonra yaklaştı ve iyice sarktı. Öyle ki araları yayın iki ucu arası kadar veya daha az kaldı. Sonra yaklaştı ve iyice sarktı. Öyle ki araları yayın iki ucu arası kadar veya daha az kaldı. O da kuluna vahyetmek istediği her şeyi vahyetti. Gözlerinin gördüğünü kalbi yalan saymadı. Şimdi siz kalkmış da onun gördükleri hakkında şüphe edip kendisiyle münakaşa mı ediyorsunuz? Onun bir başka inişini Sidretül Münteha'nın yanında görmüştü. Onun bir başka inişini Sidretül Münteha'nın yanında görmüştü. Meva cenneti de onun yanındadır. O dem ki sidreyi bir feyiz sarıyor, sardıkça sarıyordu. Peygamberin gözü kaymadı, şaşmadı, aşmadı da. Vallahi gördü. Hem de Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü. O, ümmiler arasından, kendilerinden olan bir elçi gönderdi. Bu elçi onlara, Allah'ın ayetlerini okur, onları arındırır, onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Halbuki daha önce, belli ve kesin bir sapıklık içindeydiler. Ey Peygamber! Niçin eşlerini memnun etmek için sen kendini sıkıntıya sokup, Allah'ın sana helal kıldığı şeyleri nefsine adeta haram kılıyor, kendini onlardan mahrum bırakıyorsun? Bilirsin ki Allah gafurdur, rahimdir. Senin bu zelleni de bağışlar. Sana olan bu tarizi, senin yüce makamını titizlikle korumasındandır. Rabbinin lütfuyla deli değilsin. Sana vahyedileni unutmamak için tekrarlarken, hemen anında bellemek için dilini kımıldatma. Çünkü vahyi senin kalbinde toplamak ve onu okutmak bize ait bir iştir. O halde, biz Kur'an'ı okuduğumuzda, sen de onun okunuşunu izle. Ayrıca, onu açıklamak da bize ait bir iştir. Yanına görmeyen, âmâ biri geldi diye, yüzünü ekşitti ve sırtını döndü. Ne bilirsin, belki de alacağı öğütle arınacaktı. Yahut, nasihatı dinleyip, ondan yararlanacaktı. Ne bilirsin, belki de alacağı öğütle arınacaktı. Yahut, nasihatı dinleyip, ondan yararlanacaktı. Ama, irşada ihtiyaç duymayana ise, ona dönüp itibar ediyorsun. Ama, irşada ihtiyaç duymayana ise, ona dönüp itibar ediyorsun. Halbuki, kendisi arınmak istemiyorsa, onun arınmamasından sana ne? Fakat Allah'a saygı duyarak, sana şevkle koşa koşa gelenle sen ilgilenmiyorsun. Fakat Allah'a saygı duyarak,
Sana şevkle koşa koşa gelenle sen ilgilenmiyorsun. Fakat Allah'a saygı duyarak, sana şevkle koşa koşa gelenle sen ilgilenmiyorsun. Şunu da bilin ki, içinizden biri olan bu arkadaşınız deli değildir.